Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 67-73. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bu surenin Bakara suresi olarak isimlendirilmesinde esas olan olayı bize anlatıyor. Malum bu surenin ismi Bakara suresi. Bakara yani inek anlamına gelebildiği gibi sığır anlamında da kullanılabilen bir kelime ve bununla alakalı bir olaya burada yer veriliyor. Kur'an-ı Kerim'deki sure isimleri genelde o surede geçen bir kelimeden ve o surenin muhtevasından isim meydana gelmiştir. Burada da Bakara suresi en uzun surelerden, pek çok kıssalar anlatılmış ama en dikkat çekici kıssalardan birisi Hazreti Musa zamanında yaşanan bir olay ve bir ineğin veya bir sığırın boğazlanması olayı. Kur'an-ı Kerim o kadar meseleler içerisinde buna da yer vermesi bize şunu gösteriyor. Demek ki bu da çok önemli bir olay. Belki bazılarının hatırına şu gelebilir. Yani bir sığırın boğazlanması olayının ne önemi var ki? Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiş. Önemini şöyle anlayabiliriz. Günümüzde Hindistan'da da ineğe tapanlar var. Ve bu ineğe tapanlar İneği kutsal kabul ediyorlar ve inek orada kesilmiyor. İnek bir mabut olarak karşısına geçilip ibadet edilen bir varlık. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir sığırın boğazlanmasını bize anlatırken aynı zamanda sığırperestlik, bakarperestlik bu manayı da kesmiş oluyor. Yani inek tapılacak bir varlık değil, istifade edilecek bir nimettir. Kur'an-ı Kerim böyle bir mesajı bize sunuyor. Bunları bir mukaddime kabilinden ifade eden sonra Kur'an'da anlatıldığı şekliyle kıssaya geçmek istiyorum. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmine şöyle demişti. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ Allah size emrediyor. اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَ Bir sığırı boğazlamanızı emrediyor. Bununla alakalı şöyle bir olaya yer verilir tefsirlerde. İsrailoğulları arasında bir tanesi, zengin bir tanesi öldürülmüş. Öldürenler ona mirasçı olabilecek olan amca çocukları. Bir an önce mirasına konalım diye amcalarını öldürüyorlar. Ardından da amcamız öldürüldü, biz bunun kısasını isteriz, katilin bulunmasını isteriz diye Hazreti Musa'ya müracaat ediyorlar. Öldüren kendileri, katilin bulunmasını isteyen yine kendileri. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor ve katilin bulunması noktasında Allah-u Teala Hazreti Musa'ya ey Musa onlara söyle bir sığırı boğazlasınlar. Onun bir parçasıyla öldürülen kimseye vursunlar, dirilecektir ve katilini söyleyecektir diye bildiriyor. İşte Musa Aleyhisselam kavmine bunu söylüyor. Allah size bir sığırı boğazlamanızı emrediyor. Galu etettahizuna huzuve onlar dediler ki bizimle dalga mı geçiyorsun? Yani katilin bulunmasıyla bir sığırın boğazlanması arasında ne alaka var? Bir münasebet göremiyorlar ve aslında bir peygambere denilmeyecek bir ifadeyi söylüyorlar. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Gale euzu billah en ekuna minel cahilin. Hazreti Musa dedi ki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani bir peygamber için dalga geçmek düşünülmeyecek bir durumdur. Cahiller dalga geçer. İşte Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bu defa bakıyorlar ki iş ciddi. Herhangi bir sığırı boğazlasalar aslında emri yerine getirmiş olacaklar. Ama işi biraz yokuşa sürüyorlar. İşi uzatmak istiyorlar. Ve galu dediler ki ud'u lena rabbeke Rabbine bizim için dua et yübeyyin lena mâ hiye yani onun ne olduğunu bize beyan etsin. Gale innehu yegul Hazreti Musa dedi ki Allah şöyle diyor inneha bagaratun la faridun ve la bikr yani bu öyle bir sığır ki ne yaşlı ne de çok taze. Avanun beyne zelik bu ikisi ortası. Yani bu yaşlı bir sığır değil,
Çok genç bir sığır da değil, orta yaşlı olacak. Fef'alû mâ tu'merûn. Artık size emredileni yapın. Gâlû ud'ulenâ rabbeke. Dediler ki, Rabbine bizim için dua et. Yübeyyillenâ mâ levnuhâ. Onun renginin ne olduğunu bize beyan etsin. Yani bu defa yine yeni bir talepleri oluyor. Tamam, ne çok yaşlı ne çok genç, orta olacak ama rengi ne olacak? Gale innehu yegul. Hazreti Musa dedi ki, Allah şöyle diyor. İnneha bagaratun safra. O sarı bir inektir. Fâgu'un levnuhe. Yani rengi böyle iç açan. Tesurrun nazirin. Ve bakanlara sürur veren, iç açıcı, sapsarı rengi olan bir inektir. Burada yani onun bakanlara böyle sürur vermesi, malum bazı renkler daha böyle iç açıcı oluyor. Diyelim cıvık sarı olur. Bu sarı o kadar insanın içini açmayabilir. Ama daha böyle bir altın sarısı sanki, bakanlara sürur veren, göz kamaştıran bir renk. Demek ki bu evsafta bir inek olarak Hazreti Musa anlatıyor. Galu dediler ki ud'u lena rabbeke, Rabbine bizim için dua et. Yübeyyin lena ma hiye. Yani onun ne olduğunu bize beyan etsin. İnnel bagar teşabe aleyna, yani bu sığır işi doğrusu bize karışık geldi. Ve inna inşallahu le muhtedun, ve inşallah biz bir yolunu bulacağız ve belirtilen özellikte sığırı bulup bunu keseceğiz. Burada inşallah diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şöyle buyurmuş. İnşallah demeselerdi yapamayacaklardı. Ve yine Peygamberimiz şunu buyurmuş. Evvelinde herhangi bir sığırı boğazlayıp kesseler emredileni yapmış olacaklardı. Ama onlar işi yokuşa sürdüler. Allah da onlara yeni yeni özellikler beyan etti ve faturası kendilerine ağır oldu. Gale innehu yegul, Hazreti Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. İnneha bagaratun la zelulun tüthirul art. Yani bu öyle bir sığır ki yeryüzünü, toprağı yani sürmekte kullanılmamış olacak. Yani çifte koşulmamış olacak. Ve la teskil harf, ve sulamada da kullanılmış olmayacak. Müselleme, ve kendisi salıverilmiş, hiç böyle bu gibi işlerde çalıştırılmamış bir sığır olacak. La şiyete fîhe, ve renginde herhangi bir alacalık, herhangi bir karışıklık da olmayacak. Galu dediler ki el en ci'te bil hak, işte şimdi tam beyan ettin, hakkı bize getirdin dediler. Fezebahuhe, ve onu boğazladılar. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ama neredeyse yapamayacaklardı. Tabi neredeyse yapamayacaklardı, yaptıklarını ifade ediyor. Ama çok zor şartlarda bu emri yerine getirdiklerini de ifade ediyor. Rivayete göre işte birisinin bu evsafta küçük bir buzağısı dünyaya geldiğinde, sapsarı bir buzağı, onu çifte koşmamış, onu sulamada kullanmamış, salı vermiş ve oğluna miras olarak da bırakmak istiyor. Bu çok güzel gelişiyor ve bakanlara gerçekten sürur veren bir sığır durumunda. İsrailoğulları katili bulmak için önce böyle bir sığırın peşindeler. Her tarafta bu evsafta bir sığırı arıyorlar. En sonunda buluyorlar. Ama o kişi de bunu iyi değerlendirmek istiyor. Çok yüksek bir meblağa, ağırlığınca altın gibi bazı tefsirlerde öyle ifade etmişler. Öyle veya böyle, en azından çok yüksek bir bedel diyebiliriz. Çok yüksek bir bedele o sığırı onlara satıyor. Böylece oğlu bir sığırdan dolayı zengin hale geliyor. Ve bunu kesiyorlar, bunu boğazlıyorlar. Ve o şekilde emredileni yerine getirmiş oluyorlar. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, siz bir cana kıymıştınız. Yani hepsi bunu yapmadılar aslında. Ama onların içinde meydana gelen bir olay olduğundan hepsine nispetle bu ifade edildi. Yani siz bir nefse, bir cana kıymıştınız. فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا, ve o konuda suçu birbirinize atıyordunuz. Yok falan öldürdü, filan öldürdü gibi.
laflar, dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Vallahu muhricum ma kuntum tektumun, Allah gizlemiş olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Fakul nadribuhu bi badihe, ve biz ölmüş olan kimseye o sığırın bir parçasıyla vurun dedik. Kezalike yuhyillahul mevte, işte Allah ölüleri böyle diriltir. Ve yurikum ayatihi, ve ayetlerini size gösterir. Leallekum taqilun, ta ki aklınızı kullanasınız, ta ki aklınızı çalıştırasınız diye. Ve rivayetlerden de anlaşıldığı üzere bunun bir parçasıyla, hayvanın bir parçasıyla ölen kimsenin cesedine dokunduruyorlar ve o ölen kimse diriliyor. Beni işte kardeşimin oğulları öldürdü diye katillere haber veriyor ve onlar da kısas yoluyla cezalandırılıyorlar. Burada Kur'an-ı Kerim'in böyle bir olayı anlatması bize bakar perestliğin, sığır perestliğin önünü kesmek lazım. Yani sığır türünden olanlar ibadet edilecek bir varlık değil. Bunlar ancak etinden, sütünden istifade edilecek güzel birer nimettir. Bu mana bize anlatılmış oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim bir sığırın kesilmesi olayıyla sığır perestliğin kesilmesini bize anlatmış oluyor. Burada tasavvufi yönden de bir takım manalar çıkarılmıştır. Mesela insandaki kalp adeta o ölü gibi. Dil eğer zikirde kullanılırsa o kalbin dirilmesine, hayatlanmasına vesile olacak. İnsan Allah yolunda seyri süluka çok küçükken başlasa pek başarılı olamayabilir. İleri yaşta başlasa geç kalmış olur. Ve uygun bir yaşta buna genç yaşta başlaması esastır. Ve inanç itibariyle insanın inancında hiçbir siyah nokta bulunmamalı. Tamamen berrak, tamamen her türlü şirk şaibelerinden uzak bir inanç içerisinde olmalı. Ve insan bu şekilde ölü olan kalbini manen diriltir. Ve bu şekilde manevi hayata mazhar olur. Bu gibi manalara da tefsirlerde dikkat çekilmiştir. Ve burada tabi Allah ölüleri böyle diriltir derken öldürmek ve diriltmek Allah-u Teala'nın tasarrufu. Allah-u Teala hayatı verir, hayatı alır. Her gün bizleri uykuyla ölüme mazhar kıldığı gibi gün gelip zaten öldürüyor ve Allah dilediği zaman da öldürmüş olduğunu tekrar hayata getirebilir, tekrar hayata gönderebilir. Ancak bunlar tabii şaz olaylardır, harika olaylardır. Harika olayların her zaman tekrarı lazım gelmez ve zaten her zaman da tekrarlanmaz. Her zaman tekrarlanmış olsa bunlara harika denmez. İstisnalar çoğaldığı zaman kural halini alır. İşte mucize dediğimiz olaylar birer istisnadır. Burada da bir ölünün dirilmesi, beni falanca öldürdü diye haber vermesi, bu da istisnai bir durumdur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el-gatilu la yirisu buyuruyor. Katil mirasçı olamaz. Yani bir insan mirasına konayım diye mirasçı olabileceği bir kimseyi öldürdüğünde eğer onun öldürdüğü ortaya çıkarsa o maldan tümüyle mahrum kalır. Demek ki gayrimeşru bir yolla hedefe varmak isteyen genelde hedefinden mahrum kalır. Ulaşmak istediği şeye ulaşamaz. Bu noktada Kur'an-ı Kerim böyle bir olayla da bu manayı bize bildirmiş oluyor. Ve suç gibi şeyler illa bir gün ortaya çıkacaktır. Gizli olarak yapılan şeyler bir gün ortaya çıkacaktır. İşte günümüzde her taraf kameralarla dolu ve MOBESE kameraları, daha başka bir takım kameralarla insanların yaptıkları görülebiliyor. Sokaklar adeta kontrol altında. Önemli yerler devamlı izlenebiliyor. Bunun neticesinde insan gizliden de bir şeyler yapsa ortaya çıkıyor. Ve artık günümüzde hırsızları tespit etmek, cinayet işleyenleri tespit etmek daha da kolay bir duruma gelmiş durumda. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle bir olayla bu manalara da dikkat çekiyor ve
ölenlerin bile kimin tarafından öldürüldüğünü tespitte zaman gelip de faydalı olabileceklerini ifade ediyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.